Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet size yine çok güzel bir model hazırladım. Şöyle modelimi göstereyim bakın. Şöyle dalların üzerindeki akide şekerleri. Şu şekilde çimeni oluşuyor. Bakın 4 tane dal 9 taneden şu şekilde yapıldığı takdirde 7 tane arasuyu kalıyor. Şöyle yine açık sarı ve gül kurusu renginden hazırladım modelimi bakın arkadaşlar şekilde de göstereyim sarı rengimi. Evet. Sarı ve böyle gül kurusu tülbentimin gördüğünüz açık renklerinden seçtim. Tülbentim lacivert koyu zemin diye koyu renk yerine bu şekilde açıkları kullanıyorum arkadaşlar. Daha böyle parlak ve net bir güzel bir oya oluyor. Kameraya nasıl yansıyor bilmiyorum ama oyamızın e, normaldeki ipimizin rengi çok güzel ve tatlı bir örnek oluyor. Evet. Modelim bu arkadaşlar. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet. ilk önce tülbentimizi ikişer zincir çekerek tığlama işlemine hazırlıyoruz. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Bu tülbent kenar tığlama işlemini arkadaşlar. Şimdi iki tane çiçek arasına yani çimen arasına 9 tane bu şekilde mesafe bırakıyorum şimdi biz direkt bu dalların alt yapısı çimeni ile başlayacağız sonra ara suyunu da bitince göstereceğim için direkt başlayalım arkadaşlar şöyle ipimizi sık iğne ile sabitledik ve iki zincirimi çekiyorum bir defa tığımı doladım hemen yandaki tığ battı ya şöyle iki iki alarak bir tırabzan iki zincirimi çekiyorum yanındaki boş olan tığ battıya bu şekilde kapattım boş kirpiksiz bir üçgen trabzan yine iki zincir çektim hemen yandaki tığ battıya iki iki alarak trabzanımı yapıp yedi tane zincir çekiyorum altı ve yedi hemen çevirdim Bak şu şekilde boş olan bu trabzanımın tepe noktasına giriyorum ve kapattım 7 zincir bir zincir çekip düz tarafına dönüyorum. Hemen bu ana yuvaya girip sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle köşeye bakın bu şekilde sık iğne ile başlayınca dallar güzel duruyor. 3 tane zincir çekiyorum. iki defa tığı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2, 2 ve 2. 3 seferde aldığım bir trabzan 4 zincir. 4 zinciri kapattım şöyle bir kirpik oluşturdum bak bu ıı, trabzanın içine dört tane sık iğne yapıyorum şöyle bir iki üç ve dört beşinci sık iğne mi de ana yuvada yapıyorum şöyle bakın ilk dalımızı bu şekilde oluşturduk yine üç zincir iki defa tığı doladım yuvaya giriyorum 3 seferde 2 2 2 dalımız hazır hemen 4 zincir ile kirpiğini yapıp geri kalan kısmı da 4 tane sık iğne yapıyorum şöyle 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğne yapıp 5. sık iğneyi de bu şekilde yuvada yapıyorum yine 3 tane zincir çekip 3. dalın yapılışına başlıyoruz. 2 defa tığ'ı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, iki, şöyle 2, iki, 3 iki. seferde bir tırabzan, 4 zincir. Kapatıyorum. Gerek kalan kısma 4 sık iğne. 1, 2, 3, ve 4. 4. sık iğneyi buraya kapatıp, yuvaya da bir tane ve üçüncüsü de hazır. 1 2 3 zincir. Hemen iki defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 3 seferdi. Bakın 2 2 2. Kalın bir dalım olsun diye bu şekilde 3 seferde 2 2 alıyorum. 4 zincir. Kapattım. Şöyle 1 2 3 ve 4 zincir. Yuvada 5. sık iğne. Evet, 4. dalımız da hazır bakın arkadaşlar bu şekilde. Şimdi muhakkak başta dönüşte sık iğne var ya, yuvanın içine de sık iğne yapıyorum. Bakın sakın zaten dal kısacık bir de içine sık iğne yapıp iyice iki zinciri aşağı indirmeyin. Şuradaki sık iğne yeterli yüksek durmasına. İki zinciri hemen şöyle boş olan bakın bir sonraki tıvat diye kapattım Evet iki zincir çekiyorum şöyle bakın, dört seferde hemen dört tane daldan oluşan e, bir yuva hazırladık bunların üzerine akide şekerlerini konduracağız arkadaşlar şöyle tabii düzeltip bunları yukarı bakacağız Evet şimdi çimenin yapılışına geçelim Şöyle iki zincirimi bir defa dolayıp şöyle trabzan yapacağım. Yandaki boş olana giriyorum. 2 ve 2. 4 zincir. Trabzana kapattım. Şöyle iki zincir. Yandaki tığ battıya. İki zincir bir defa tığımı dolayıp şöyle iki iki alarak trabzan yaptım. 4 zincir. iki zincir kapattım. Evet, çimeni bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın, çok güzel bir model hazırladım. Evet, şöyle zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum. Bakın, çimenimiz hazır. Şöyle çimenleri hazırlıyoruz ve bakın dört tane dal yapmıştık çimenlerin arasına. o ilk kirpikten girip 4 zincirle kirpikten girip bu şekilde sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. Şöyle bir zincir çekip ilk dalın içinden bakın sık iğneli trabzanın 4 zincirli yuvadan girip ipimi sabitledim. Şimdi akide şekerini yapmaya başlayalım. 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Hemen yuvanın içine girdim. Şöyle 2 2 2 alarak bir tane trabzan yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 zincir şimdi toplayacağımız bu 10 ilmeğin boyutunu belirleyecek. Bir defa tığı doladım. Trabzanı yuva ediniyorum. Bakın 3 zincir boyutunda ipimi çekiyorum. Bu bir. Trabzan yuvamız 2 3 4 5 6 7 8 9 ve bakın 9 tane ilmeği topladım. 10.'cuyu da yeşil yuvadan. Yeşil yuvadan almadığınız takdirde arkadaşlar bu şekilde yukarı çekmeniz zor olur. Muhakkak yeşil yuvanın içine girelim. Şöyle bakın yukarı doğru çekiyorum ve kapattım. Evet. Şimdi iki defa tığımı doladım yeşil yuvanın içerisine giriyorum. 4 zincirli pipiriğin içerisine girip 1 2 2 şöyle 2 alarak 4 seferde bir trabzan yaptım. Şimdi 4 zincir bu tel var ya, yukarı sık iğne için kapattığımız. Onu da içine alıyorum. Şöyle tertemiz bir sık iğnemiz olsun. Evet. 6 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1. Şöyle 2 Şöyle net gözükmesi için içe katlayalım. 3 4 5 5 tane arkadaşlar. 6. yuvada yapıyorum. Şöyle sabitliyorum. Bakın. Kenar kısmı bu şekilde. Ve sıkı sıkı şöyle iki tane zincir çekip diğerine geçişimi yapıyorum zincirleri e, gevşek çekerseniz 3 zincir gibi olur o yüzden sıkı sıkı çekmeye gayret edelim yine 3 tane zincirimi çekip ikinci akide şekerimi yapmaya başlıyorum 4 zincirli yuvaya girdim şöyle 2 şöyle 2 ve şöyle 2 3 seferde aldığım bir trabzan ve 3 tane zincir çekiyorum bu bizim ilmek boyutumuz olacak yine buradan 9 tane ilmek çıkaracağız şöyle 3 zincir boyutuna çektim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. yeşil yuvadan şöyle bakın yeşil yuvadan da aldıktan sonra hepsini buraya kapatıp şöyle sık iğne yapıyorum. 2 defa tırman başını doluyorum ve yuvanın içine giriyorum. 1, 2, 2 ve 2 alarak şöyle kenarına bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 Kapatıyorum trabzanımın kenarına ve geri kalan kısmı yine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 6'ncıyı da bu şekilde şey pardon 7'ncıyı de bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum arasını iki tane zincir çekiyorum diğer yeşil yuvaya geçip 4 zincirin içine sabitliyorum şöyle zinciri sıkı sıkı çekin ki arada 3 zincir gibi durmasın arkadaşlar Evet 3 zinciri çektim. Yuvaya giriyorum. Şöyle bakın 2 2 ve 2. Tırabzanımız hazır. 3 tane zinciri çektim. Bir defa tığımı doladım. Şimdi yuvaya giriyorum. Bu 3 zincir boyutunda ilmek toplayacağız yine. 2 3 4 5 Şöyle 6 7 8 trabzanın boyutunda trabzanın içinde 9 tane ilmek ve bir tane de yeşil yuvada 10. da yeşil yuvada toplam 10 tane ilmeği şöyle hepsini bir başa kadar çıkıp şöyle sık iğne ile sabit iki defa tığımın başına doladım yuvanın içine giriyorum bir iki iki ve iki 1, 2, 3, 4 zincir. Şöyle arkadaşlar 4 zincirimi kapatıyorum. Geri kalan kısmı 6 tane sık iğne yapacağım. Bakın bu yaptı. Trabzanın için 6 sık iğne. Şöyle 2. Şöyle 3. 4. 5. Ve 6. 7. yüzeyi de yeşil yuvada yaparak şöyle tamamlıyorum. Şu geçiş 2 zincir sık çok sıkı çekin. Şöyle diğerini sabitliyorum. Bakın çok güzel oluyorlar arkadaşlar. Bu şekilde sonuncuyu da yapalım. Yine 3 zincirimi çekiyorum. 2 defa tığımı dolayıp buraya 2 2 2 alarak bir trabzan yaptım bakın 3 zincir bu zincir benim ilmek boyutumu belirliyor bir defa tığımı doladım şöyle trabzanın içinden 9 tane bu şekilde ilmek çıkaracağız 3 zincir boyutunda çektim 3 oldu 4 5 6 7 8 ve 9 bir defa tığı doladım. Ve on. Hepsini birden buraya kapattım. İki defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle bir, şöyle iki. 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 Bakın. Sonuncu fıstığımız için trabzanı hazırladık. Dört zinciri çekiyorum buraya kapattım 1 2 3 4 5 ve 6 7. de yuvada yapıyorum bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. İlk başta da bir zincirle böyle üçgenden sabitlemiştik sonunda da aynı şekilde şöyle dibine bir zincir çekip ipimi koparıyorum bir zincir unutmayın sökülmemesini sağlıyor şöyle bakın arkadaşlar kalıp gibi bir akide şekeri hazırladık Evet çok hoş oldu arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu şöyle şu ipleri arkada temizleyip yakıp geleyim Evet kalıp gibi bir model oldu. Bakın arkadaşlar modelimizi tamamladık bu şekilde. Hoş ve zarif bir model oldu. Şöyle yakından da daha net. Şöyle akidelere bakalım. Evet şöyle bilerek şu çimen arkadaşlar sarı geleceği için açık sarı kamerada net çıkmasa diye bu şekilde boş bıraktım. O yüzden özellikle yani unutma değil bu şekilde modelimi sizlere tanıtayım. Çok da zarif bir, hoş bir model oldu. Sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle bir de sallantılı halinden göstereyim. Evet. Modelimiz bu. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.